Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi üyesi Eyüp Beşli, İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının ikinci gününde Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu çalışmalarına işaret ederek çalışmaların çoğundan sonuç alınamadığına dikkat çekti. Buna dair bir önerge verdim. Eyüp Beşli 2021 yılı Haziran ayı toplantılarında Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Hayranlar Köyü Yunuslar Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yunus Emre'nin hocalarından Yunusi'ye ait olduğu tescillenen mezarın yanındaki kabrin Yunus Emre'ye ait olduğuna dair bulgulara ulaşıldığını gündeme getirerek bu konunun araştırılmasını istemişti. Beşli, Ekim ayı toplantılarında meclis üyelerine seslenerek Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu çalışmalarının pek çoğundan sonuç alınamadığının altını çizdi. Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu hazırlamış olduğu raporların içerisinde birçoğundan sonuç alamadı. Yaklaşık 3,5 yıl önce Yunus Emre Mezarı'nın Mengen'de olduğuna dair bir önerge verdik. Bu önergeden bir sonuç alamadık. Önergenizi verdiğimizde meclisi bir heyecanlandırdı. Komisyon dışındaki arkadaşlarımızla Mengen'e Hayranlar Köyü'ne kadar gelerek oradaki çalışmalara sahip oldular. Orada yapmış olduğumuz çalışmalarda ciddi bulguların olduğunu, gözlemlerin mezarının Mengen'de olduğuna dair ciddi bulguların olduğunu tespit ettiler, rapor bu şekilde hazırlandı. Biz burada Kültür Müdürlüğü'nde yapmış olduğumuz çalışmalarda bu işin siyasi boyutu olduğunu, biz bunu kurum olarak tek başına biz bu işi yapamayız diye açıklama yaptılar. Bu konuda meclisin ciddi anlamda çalışma yapması gerekiyor. 2021 yılı Nisan ayında Bolu'nun Mengen ilçesine yaşlı bakım evi kazandırılması için CHP İl Genel Meclisi üyeleri tarafından Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na önerge sunuldu. Yapılan incelemeler ve çalışmaların ardından komisyon olarak Haziran ayı İl Genel Meclisi toplantılarının 3. gününde meclise bilgi verildi. Belediyenin yer tahsisi yapmasının akabinde Mengen ilçesine yaşlı bakım evi kazandırılacağı ifade edildi. Daha sonra bir önerge daha verdik. Dedik ki, Mengen yaşlı nüfuslara sahip. Mengen'in huzur evine ihtiyacı var. Yaşlı bakım evine ihtiyacı var. Biz önergemizle ilgili Eğitim Kültür Komisyonu geldi, çalışmasını yaptı. İl Kültür Müdürlüğü'yle yapmış olduğu görüşmeler neticesinde sadece Mengen değil, Bolu'yu ilgilendiren, Bolu'nun ihtiyacı olan bir yaşlı bakım evi ihtiyacı olduğunu belirtti. Şu anda Bolu'da 48 tane bakıma muhtaç, huzur evinde kalmayı bekleyen yaşlımız var. Değerli arkadaşlar, bizler bu önergeleri hazırlarken çalışmalarımızı yapıyoruz içimizde. Altyapısı hazır. Yaşlı bakım eviyle ilgili Mengen Belediyesi'ne yer tahsisini yaptırdık. Yeri de hazır. Bunun sadece burada konuşulmamasını, bu işin devamını sağlamak için de sizlerin, bilhassa iktidar partisinin ilgilenmeyi şeylerinin de bu işlere çaba gösterilmesini talep ediyorum. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayı İl Genel Meclisi toplantılarında İl Genel Meclisi üyesi Eyüp Beşli, 1996 yılında temeli atılan bir otelle ilgili önerge verdiklerini de anımsattı. Mengen'de 1500 tane aşkın okulunu okuyan öğrencimizin olduğunu ve 30 sene aşkındır Mengen'de temeli atılmış, asıl vaziyette duran bir otel projesi olduğunu, bunun tekrar harekete geçmesi yönünde bir önerge sundu. Komisyon geldi, çalışmasını yaptı, olumlu görüşlerini belirttiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü'yle, Aşkor Okulu Müdürü'yle yapmış olduğu çalışmalarda oranın gerçek anlamda bu otele ihtiyacı olduğunu raporunda sundu. Bunda da bir sonuç elde edemedik. Hatta biz mecliste bir yıl önce bütçede 1 lira, orada görünmesi amacıyla 1 lira para aktardık. Belki bakanlıktan bir ödenek aktarılır düşüncesiyle ödenek de gelmedi. O vermiş olduğumuz önergede borçta.